Hatayspor ligin ikinci yarısında maçlarını artık kendi stadında oynayacak. Yetkililer Antakya Atatürk Stadyumu'nda başlatılan çalışmanın tüm hızıyla sürdüğünün altını çizerken portatif tribün yapımının 15 gün içerisinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti. Konuyla ilgili HRT Akdeniz Spor Servisi'ne açıklamalarda bulunan müteahhit Gökhan Yiğit ve stat amiri Şenol Koyuncuoğlu, Atatürk Stadı'nın ligin ikinci yarısına kesin olarak hazır olacağını söyledi. Günde iki vardiya halinde çalıştıklarını ve tribünü 15 gün içinde bitirmeyi planladıklarını belirten müteahhit Gökhan Yiğit gecikme konusuna değindi. Bu stadın diğer statlardan farklı olduğunu ifade etti. 3 katlı olacak stadın çelik aksamlı olması açısından da Türkiye'de bir ilk olduğunu ileri sürdü. Niye geç kaldı bu stat? Şimdi aslında şöyle. Bu da çok önemli bir soru. Doğrudur. Şimdi işin tabii o iç kısmı farklı bir boyutta. Proje aşamasında baya bir şeyler oldu. Değişiklikler yani oldu. Yani yasal prosedür mü böyle? Yasal yoksa... tabii ki. Tabii ki inanın öyle. Bunun belli bir prosedürleri var, kriterleri var. Maçlarını Reyhanlı ve Kırıkhan'da oynayan Hatayspor'un idmanları kendi sahasında yaptığını dile getiren stat amiri Şenol Koyuncuoğlu da sadece tribünün kapalı olduğunu belirtti ve 20'ye yakın kişiden oluşan iki ekip er birliği ederek sabah ve akşam çalışıyorlar. Amaçları stadı 15 gün içerisinde bitirmek diye konuştu. Amacımız 15 gün içerisinde bitirmek. Bütün hedefimiz o. 3 katlı olacak Atatürk Stadyumu'nun Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine uygun bir şekilde yapıldığını belirten müteahhit Gökhan Yiğit, 25 bin kişilik yeni bir stat yapılmasının hatırlatılması üzerine ise bu proje %20-30 file ile başka yerde montajını yapıp tekrar aynı şekilde kullanılabiliyor dedi. Yani %20-30 file ile başka bir yerde montajını yapıp tekrar aynı şeyde kullanılabilir. Aynı şekilde tabii bir tribün haline getirebiliyoruz. Tabii ki. Sonuçta bu vidalı şeylerden oluştuğu için. Stat ne zaman yetişir sorusuna da gönül rahatlığıyla cevap veren Yiğit, inşallah stadı ilk maça yetiştireceğiz. İlk maçımız 3 Şubat. Bu tarihten 15 gün önce akredite yapılması gerekiyor. Akrediteyi yetiştirip ilk maça hazır hale getireceğiz şeklinde konuştu. İlk maçımız 3 Şubat. 3 Şubat 15 gün önce akredite yapılması gerekiyor. Akrediteyi yetiştirip ilk maça hazır hale getireceğiz.